Türkiye'nin Fırat'ın batısına geçmeye çalışan PYD'ye yaptığı top atışları Rusya tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşındı. Konseyin dönem başkanı Rafael Ramirez, tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Türkiye'den uluslararası hukuka uygun hareket etmesini isteme konusunda anlaştı dedi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Türkiye, Fırat'ın batısına geçmeye çalışan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye top atışı yapmaya devam ediyor. Kilisteki Akçabağlar Üst Bölgesi'nden sonra Yüksektepe Hudut Karakolu içerisine de fırtına obüs topları, tank, zıhlı araç ve topçu bataryaları konuşlandırıldı. Kullanımı hazır hale getirilen ağır silahların namluları Suriye'ye çevrildi. Hareketlilik sürerken Rusya konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. Kapalı oturumdan sonra açıklama yapan Güvenlik Konseyi dönem başkanı Rafael Ramirez, "Tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Türkiye'den uluslararası hukuka uygun hareket etmesini isteme konusunda anlaştı." dedi. Konsey üyelerinin Türkiye'nin Suriye'ye yönelik top atışına son vermesini de istediği ifade edilirken Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Halit Çevik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili alınan bir karar olmadığını belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da top atışlarıyla ilgili konuştu. Biz koalisyon güçleriyle bir hareketin içerisindeyiz. Ama ne yazık ki koalisyon güçleri de şu anda attıkları bazı adımlarla örneğin telefon açıp telefonda bizim ülkemize yönelik saldırılar karşısında silahlı kuvvetlerimizin top atışlarını ki bu angajman kurallarının uygulanmasıdır, işletilmesidir. Bunu kalkıp Suriye'deki Kürtlerin vurulması diye ifade edenler önce dürüst davransınlar. Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, PYD'yi destekliyoruz diyen ABD'yi bu kez isim vermeden eleştirdi. Batılı dostlarımıza tekrar sesleniyorum. PYD ve YPG birer terör örgütüdür zaman içerisinde biz bunlara zaten bütün belgelerini bunlara verdik. Belgeleri vermemize rağmen bunlar hala Suriye'de, Irak'ta aynı ne yazık ki oyunu oynuyorlar.